Hepinize merhabalar ben Orhun Kalp ve bugün karşınıza birazcık Steam ile alakalı konuşmak için çıkıyorum. Epic Games Store kurulduğundan beri acaba Steam'i sarsar mı sarsmaz mı rekabet artar mı işte oyunlar ucuzlar mı vesaire diye bu iki platformu birbiriyle çok karşılaştırdık ama bugün biraz farklı bir açıdan yaklaşacağız konuya. Hem bir oyuncu olarak hem de biraz olsun bu oyun sektörüyle alakalı ilgili olan bir insan olarak takip eden bir insan olarak benim görebildiğim kadarıyla Steam'in en büyük rakibi Yine kendisi ve bir türlü çözmeyi beceremediği Problemler. Videonun devamında ne demek istediğimi biraz daha detaylı biçimde açıklayacağım. Steam'in de birazcık yıllar içerisinde geçtiği adımları da tekrardan hatırlayarak anlatacağım. Ama şöyle bir şeyi de hatırlatmak istiyorum. Sadece oyun sektörü içerisinde değil, genel olarak teknoloji ya da her alanda batmaz denen şirketler ya da ne bileyim yıkılmaz denen, iflas etmez denen bir dünya yapının aslında zaman içerisinde kendisiyle bir türlü baş edemeyen yani geldiği nokta itibariyle artık kendisini yenilemesi gerektiği anda yenileyemeyen ya da bir türlü o devasa yapı haline dönüştüğünde ortaya çıkan problemleri çözemeyen yapılar oldu, olmuştur. Böyle örnekleri çok vardır. Bundan hareketle birazcık da bu videoyu hazırlıyorum. Ama gelin bakalım neymiş Steam'in çözemediği problemler? Nasıl kendisinin en büyük rakibi olmaya başardı Steam? Biraz üzerine konuşalım. Şimdi işin en başına dönelim. Steam'in ilk çıktı dönemde Half-Life 2 ile beraber oyuncularla tanıtıldı ve Half-Life 2 oynayan insanların kullanmak durumunda bırakıldığı, kullanmak zorunda kaldığı bir platform olarak işin içerisine çıktı ve o zamanlar çok daha küçüktü, oyun sayısı çok daha azdı ve bu platformda yer almak isteyen oyunlar çok ciddi bir elemeden, çok ciddi değerlendirmelerden geçiyordu ve bu noktaya geliyordu. E bu da aslına bakarsanız ilk etapta ki Olması da doğalan bir biçimde gayet kapalı bir sistemi ortaya koymuştu. Yani oyuncu olarak siz girdiğinizde de bulduğunuz oyunları, gördüğünüz oyunları belli bir kalitenin üzerinde olduğunu çok net bir biçimde anlayabiliyordunuz. Oyun geliştirici olarak da buraya girmek için bir çaba sarf etmeniz gerekiyordu. Yani şimdiki gibi belki de 100 dolar bastırıp oyununuzu yayınlayabildiğiniz bir platform değildi. 2002-2003 yıllarında hatta işte 2004'te denebilir daha yeni yeni bu işlerin başladığı dönemde. Yeni yeni başka oyunların da işin içerisine girmeye başladığı dönemde. Ve hatta bağımsız oyunların aslında yükselişinin çok daha öncesinde olan bir şeyden bahsediyoruz burada. Ki Steam'deki oyunların çok büyük bir kısmı büyük firmaların yaptığı oyunlardı. Bu bahsettiğim dönemler itibariyle en azından. Yıllar içinde Steam'in popülerliği arttı. Kullanıcı sayısı yükseldi. yavaş yavaş indirim dönemleriyle daha da fazla insanı cezbetti. Sonra yıllar içerisinde daha da açık bir platform haline geldi ki burada yer almaya başlayan oyunlar da rın sayısı da arttı. Valve'ın içinden bir ekibin böyle bir değerlendirmesine tabi tutulması çok daha güç noktalara geldi. başvuran oyunların sayısı ve bir takım işte yeni sistemler getirildi. Mesela erken erişim sistemi getirildi. Green Knight sistemi getirildi ki e, bu yani Green Knight için aynı şey söyleyemem ama erken erişim için özellikle bayağı olumsuz eleştiriler de yapılmıştı. Ama bugün itibariyle baktığımızda bayağı da güzel de meyveler verdiği için hani aradaki kötü e, şeyleri, kötü örnekleri birazcık daha ayırabiliyor noktaya geldik ama o günler için bayağı tartışmalı şeylerdi ama bunlar hep Steam'in daha açık bir platform haline gelmek adına e, attığı adımlardı. Ve tabii bu adımlar atılırken bir takım sancıların yaşanması da hem doğal bir şeydi hem de zaman içerisinde e, daha yeni yeni şekillenmeye başlayan dijital satış platformu Haline gelme meselesi biraz daha hani e, yolun başındaydı emekleme noktasındaydı ve dolayısıyla ne tarafa doğru gideceğini herkes de çok net bir biçimde kestiremiyordu. İyi birazcık yaşayarak göreceğiz noktasındaydık. Zaman içerisinde erken erişim mevzusu bayağı standart halini aldı. Yani eleştirilen ki hala aslında zaman zaman eleştiriliyor ama o zamanki kadar ateşli bir biçimde eleştirilen bir konu olmaktan çıktı. Tamamen standart halini aldı. Bu Greenlight sistemi vardı. İnsanların bir oyunun Steam'de yer almamasına karar ver ver vermeleri noktasında hani oy verdiği bir sistemdi. Çok suistimal edildi. Yani şey açısından suistimal edildi. Oyun geliştiriciler bir şekilde hani e suistirman etmeyi başardılar. İnsanları çok net bir biçimde aslında oyun umurunda olmayan insanları hatta botlarla ya da başka bir şekilde oylamaları manipüle ettiler ve Green Knight'ın çok bir özelliği de kalmadı. Yani o beklediğimiz filtreleme özelliği ortada kalmadı. Haliyle de bunun farkına varınca tabii Steam doğal olarak tut, kurtulmaya çalıştı Greenlight'tan ve tamamen kaldırdı. Bu gelişmelerle birlikte doğal olarak Steam'de bir oyun patlaması yaşanmaya başlandı. Yani hem başvuran oyun sayısı çok da fazla arttı hem de yayınlanan oyun sayısı arttı. Bilhassa da 2016 yılı itibariyle artık hani daha önceki yıllarda toplamda gelen oyun kadar oyun başvurmaya ve Steam'de yayınlanmaya başladı ve onunla beraber zaten şey de hani işte Steam çöpler dönüyor gibi bayağı sık duymaya başladığımız eleştiri daha da sık dile getirilmeye başlandı. Zaman içinde gelinen nokta özeti bu ve hani geri dönüp bakıldığı zaman aslında amacın çok da hani kötü bir amaç olduğunu söylemek çok da mümkün değil. Çünkü açık olan bir sistem her zaman daha iyidir. Hem oyun geliştirici için hem de oyun geliştiren için gayet hani iyi bir sistemdir. Sonuç itibariyle daha fazla oyunla buluşma şansınız olur. Daha fazla oyundan haberdar olma şansınız olur diye düşünülebilir. Yani böyle bir sonucun ortaya çıkacağı düşünülebilir ama tabii ki hani insanın olduğu her yerde her türlü sistem suistimal edilebileceği gibi Steam'de de bu sistem su istimal edilmeye başlandı. Ulaşılmak istenen amaçtan çok daha farklı yerlere doğru gidildi. Neler oldu? İlk böyle önemli sonuç hem oyun geliştiriciler hem de oyun e, oynayan insanlar açısından bir görünürlük problemi e, ortaya çıkmış oldu. Özellikle bu kapıların açılması ve Steam'de bir dünya oyunun yayınlanıyor olmaya başlaması durumuyla beraber ortaya çıkan bir mevzu oldu. Şöyle örnekleyeyim konuyu. Ben bir oyun geliştiriciyim. Diyelim ee, ve benim çıkarttığım bir oyun var. Benim bu oyunu e, insanların önüne bir şekilde çıkartmam gerekiyor. Ama benimle beraber her gün çıkan oyun sayısı 20'leri, 25'leri... 30'ları bile bulabilir noktaya geldiği zaman ve bu 20-25 tane oyunun içerisinde bazıları birazdan da bahsedeceğimiz e, ...Steam'in sistemlerini de e, manipüle eden oyunlar olduğu zaman her ne kadar ben belki güzel bir oyun yapmış olsam da bir türlü insanların önüne çıkartamamaya başladım bunu. Yani görünürlük meselesi biraz şeydir. Vitrin gibi düşünün. Steam'in ana sayfası bir vitrindir ve orada yer alabiliyor olmak, e, orada adınızın geçiyor olması ya da ne bileyim işte bir şekilde insan İnsanların önüne e, önerilen olarak düşebiliyor olmanız çok önemlidir. İnsanlar oyununuzu keşfetmek için. Hani bu sistemi de kullanırlar. ama bir türlü e, her gün çıkan oyun sayısı 30'ları bulduğu için organik bir biçimde ana sayfada yer almanız zorlaştığı gibi hani yeni çıkanlar e, sekmesini takip eden az sayıda insan bile bir yerden sonra arkadaş bununla ben hani yetişemiyorum. Bunların hepsine bakma şansım yok deyip bakmamaya başladıkları için yeni çıkan bir oyun olarak bile hani şansınız kalmadı ki normalde bilirsiniz. Yani yeni çıkan e, bir oyun İyi de olsa kötü de olsa bir ilgi çeker en azından. Ha yeni çıkmış yeni bir şey gelmiş bakalım neymiş falan diye insanlar bakarlar. O bile oradan kalkmış oldu Steam'in bu durumuyla beraber ve bu görünürlük problemi gerçekten çok ciddi bir problem haline aldı. Sadece küçük geliştiriciler için değil hani büyük yapımcılar için bile çok ciddi problemler yarattı bu durum. Ve dolayısıyla aslına bakarsanız birazcık da oradan geliyor işte EA gibi ya da Ubisoft gibi firmaların ve birazcık da Steam'den geri çekilip kendi sistemleri içerisinde kendilerini göstermekte çok da problem yaşamayacakları ve hani kendi kullanıcı tabanlarını oluşturabilecekleri bir platforma gitmeye de itti. Burada şeyi de çok net bir içinde bahsetmek gerekiyor. Buradan sonraki yavaşlaşma çok ciddi bir biçimde hızla yükselmeye devam etti. Oyun geliştiriciler youtuber gibi davranmaya başladı. Ne demek istiyorum bununla? Hani YouTube'da da şöyle bir şey vardı. Trendler trendleri biliyorsunuz. Sonuçta trendleri gördüğünüz zaman daha fazla insanın karşısına çıkarsanız daha fazla insan tarafından izlenme olasılığınız doğar. Dolayısıyla da hani bu trend trendlere girmek önemsenen bir şeydir YouTube tarafında içerik üreten insanlar için. Ama e, bugün itibariyle baktığınız zaman trendlerde o kadar saçma sapan şeyler var ki. Hani burada birdenbire işin şeye döndüğünü fark ediyorsunuz. İnsanlar trendlere girebilmek için gitgide saçma e, sapan hareketler yapmaya başlıyorlar. Gitgide işte clickbait işte başlıklar, thumbnail'lar falan kullanmaya başlıyorlar. Oyunlar tarafında nasıl peki ortaya çıktı bu? Hani oyunlarla ne alakası var bunun? E, aynı mantıkla işte aşırı şekilde hani tartışmalı olacak derecede etik açıdan e, tartışmalı olacak derecede tartışmalı içeriklere sahip oyunlar ortaya çıktı. Saçma sapan işte cinsellik üzerinden hareket eden ya da e, şiddet üzerinden hareket eden ya da ne bileyim işte ceza kanunlarına göre suç sayılabilecek şeylerin üzerine odaklanan oyunlar bile hani ortaya çıktı ki hani bir şekilde reklamın iyi kötü olmaz mantığıyla isminden bahsettirsin, ortaya çıksın, öne çıksın bir şekilde insanlar ilgi göstersin, satın alanlar illaki çıkar zaten o kadar büyük bir e, şeyin içerisinde. Yani ne olduğuna bakmak için hani bile sadece satın alan insanlar bile hani bayağı sattırır. 100 küsur milyon takipçisi olan daha doğrusu kullanıcısı olan bir platformda diye bunu ciddi biçimde manipüle etmeye başladılar. Clickbait'in karşılığı Steam'de ne oldu? Tam yılların acayip bir biçimde değiştirilmesi oldu. Senelerdir bildiğimiz, gördüğümüz, sevdiğimiz bazı bağımsız oyunlar bile Hani şeyle bu tarz manipülatif hareketlerle e, rekabet edebilmek adına Hani baya yani hiç oyunla alakası olmamasına rağmen Büyük göğüslü kadınları e, tam neyle koydukları Bayağı şeylerle değişikliklere falan gittiler ve hani e, ortada sonuç itibariyle oyunu kuralına göre oynamaya çalıştıklarını anlıyor ol, olmana rağmen kendilerini savunma yöntemleri şu oldu ya işte biz aslında hani Steam Çin'de de yayınlandı Çin tarafında yani işte ya da genel olarak Asya tarafında böyle tam ilgi görüyor biz de dolayısıyla öyle yaptık falan filan gibilerinden bir şey e, savunmaya geçtiler ki hani buradaki durum ortaya çıkıyor bir tanesi sen de kardeşim hani oyunu kuralına göre oynayacağım diye uğraşırken e, bir türlü seni şey yapan yani bir şekilde senin canını okuyan seni bir çıkmaza sokan sistemin bir parçası olmuş olduğum bu bir. İkincisi de Steam'de sonuç itibariyle birden fazla bölgesel alanda oyun yayınlamaya izin veriyorsa ama e, oyuncu oyun geliştiricilere e, farklı bölgelerde farklı kampanyalar yürütebilmek adına bir araç sunup işte senin tam atıyorum. Türkiye'de şöyle gözükebilir. Avrupa'da böyle gözükebilir. işte Çin'de şöyle gözükebilir falan gibi bir seçenek sunmuyorsa e, burada Steam'in de çözemediği bir problem de var demektir. Yani iki, de, iki ucu da aslında bakarsanız farklı bir probleme açılan bir kapı var mesela orada da. Ama sonuç itibariyle bir fark etmez hani bunun neden olduğu. Bugün itibariyle ortaya çıkan noktada çok net bir biçimde görüyoruz ki işlemeyen bir sistem var. Çözülemeyen bir problem var. Valla bunu da artık nasıl çözeceğini hala bilemiyoruz ama ya da e, çözmek için yapabileceği bir şey var mı onu bile bilemiyoruz. Çünkü bu kadar devasa hale gelmiş olan bir problemi e, ya yani kördüğüm olmuş çözemiyorsun. Bakalım çözebilecekler mi? Onu da bakacağız tabi ama şu an itibariyle en büyük problemin bu olduğunu bir kere daha videonun konusundan ötürü de altını çizeyim. Steam'in suistimal edilen bir sistemi daha var. Buna ben de ilk denk geldiğimde yok artık o kadar da değildir falan diye düşünmüştüm. Ama o da şöyle bir şey. Oyunu geliştiren kişi Ilgi çekici olduğunu düşündüğü taglere oyunun alakası yoksa bile ekliyor. Mesela sexual content diye tag ekliyor ki hani oradan birilerinin önüne daha çıkabilsin önerilenler tarafına düşebilsin ya da ne bileyim işte violence diyor oyun hiçbir şekilde şeye sahip olmasa bile. Herhangi bir şeylere sahip olmasa bile nudity diyor içinde çıplaklık olmamasına rağmen ki bu sayede işte daha fazla insanın önüne çıkabilsin diye böyle hareketler yapmaya başladı ki bunu yapanların arasında AAA oyunlar da var isim vermeyeceğim bu videoda hiç oyun ismi vermedim ama yani şuradan kontrol edebilirsiniz steamdb.com'da bir oyunun sayfasında yapılan değişiklikleri takip etme şansınız var öyle loglar var yani işte bir oyun geliştirici çok net bir biçimde bakıp hani işte ya ben şu oyuna şu tag'i de, ekleyeyim dediği zaman o değişiklik yapıldığı zaman e, logları tutuluyor. Yani kayıtları tutuluyor. O kayıtları da mesela SteamDB üzerinden e, şey yapabiliyorsunuz. Ulaşabiliyorsunuz. Neler neler yapıldığına ben şahit oldum. Biraz böyle gel güzel bazı free to play oyunlara ya da bazı triple play oyunlara falan baktığımda. E, hepsini suçlayamam. Yapmayan da var bunu ama yapanlar da var. Ve bir yerden sonra sonuç itibariyle bir kişi iki kişi yapınca şeye dönüyor buradan mevzu. Hani ya bunu ben de yapmam lazım. Yoksa hani bu oyunlar karşısında benim şansım yok diye düşündürtüyor oyun geliştirene ve bir şekilde ...de yozlaştırmayı çok net bir biçimde başarıyor. Ve yani birden bir aslına bakarsanız bütün bu söylediklerimle beraber de şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Önerilenlere girmek için ortalık kaosa, kaos yerine, yangın yerine dönüyor. Peki bunun bize yansıması ne oluyor? Arkadaşlar bundan yani daha ciddi bir yansıma olabilir mi? Oyun keşfetmek isteyen adam yani görmek isteyebileceği Oyunları göremiyor o kalabalıkta O e, efendime söyleyeyim saçma sapan Bombardıman altında tutulmuş olan Ortamda oyun geliştiren kişi ise Bir türlü karşısına çıkmaya çalıştığı kitlenin karşısına Çıkamıyor ve dolayısıyla da belki de e, Çok ciddi bir hit olabilecekken O kıvılcımı bile yakamadığı için Hani bazen öyle oyunlar vardır 3 kişi oynayıp başta ama o 3 kişi Tam doğru 3 kişidir İnsanlara birden birden bire yaymaya başlar O oyun birden bire milyonlar satılmaya da başlayabilir Yani bu çok sık olan bir şey değildir ama olabilen bir şeydir. Ama siz o 3 kişinin bir önüne çıkamıyorsanız orada da çok ciddi bir problem var. Demektir ki en başa dönecek olursak Steam'de işte tam olarak bu problemleri çözemediği için kendisiyle bir yarış halinde, kendisiyle bir rekabet, kendisiyle bir savaş halinde bugün itibariyle ve yani bunu çözebilecek mi çözemeyecek mi yoksa gerçekten de hani Steam'in sonunu Epic Games'ler ya da ne bileyim işte büyük firmaların kendi platformlarını kurup oradan oyun satması falan filan değil de gerçekten bir türlü çözemediği problem mi getirecek acaba Steam'in sonunu hep beraber göreceğiz. Bana da açıkçası en yakında bu geliyor. Yani yoksa sarsmaz. Epic Games'e sarsmaz. Tencent de zamanında mesela yapıyordu. Hala yapıyor. Yapmaya çalışıyor olabilir. Kendi platformunu kurup dijital oyun satmayı falan. Hani e, bu platformlar bu arada hani hala pazar payını küçültebilir Steam'in ama bu kadar büyük olduğu zaman kolay kolay batmazsınız hakikaten. Ya da işte en başta söylediğim gibi batıyorsanız da bu genelde kendinizi yenileyemediğiniz, kendi içinizde çözmeniz gereken problemleri çözemediğiniz için olur gibi gözüküyor. Diyeyim ve lafımı sonlandırayım. Şimdilik benden bu kadar. Siz ne düşünüyorsunuz? Söylediklerim hakkında e, genel olarak ya da sizin farklı bir teoriniz var mı? Steam'in kendisi içerisinde çözemediği iddialarla alakalı. Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.